Evet, Kanal 02 ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Tarafsız Sahayı canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Mesut Kınacı hocamla birlikteyiz. Tabii Adıyaman 1954, aynı zamanda Kahta sporu konuşacağız ama bunun yanında İmamoğluspor neler yapıyor onu da konuşacağız. Tabii bugüne özel, programa özel sürprizlerimiz olacak. Neler bunlar? Programa özel sürprizlerimiz bir forma hediye edeceğiz. Fenerbahçe forması ve İmamoğlu formasıyla bu akşam başlıyoruz forma hediyelerimize. Tabii ki bu formalardan dolayı öncelikle Arver İnşaat'a da teşekkürlerimizi sunalım. Arver İnşaat'ın sponsorluğunda bu iki formamızı da takdim edeceğiz. Çok değerli izleyicilerimize. Tabii şartımız var. Nedir şartımız? Öncelikle YouTube'a gireceğiz. Kanal 02'ye abone olacağız. Kanal 02'ye abone olduktan sonra orada tuttuğumuz takımla ilgili, hangi takım fark etmez, tuttuğumuz takımla ilgili yorum yapacağız. Ve biz o yorum yapanlar arasında bu formamızı takdim edeceğiz. Tabii bunda bir haftalık süremiz var. Önümüzdeki hafta çekilişi yapıp bu isimleri de açıklamış olacağız. Önümüzdeki hafta daha da çok belki forma takdim edebiliriz. Onu da söyleyelim. Bugün neredeyiz? Şöyle Abdurrahman Bey gösterelim. Spor Center'dayız. Spor Center'da canlı yayındayız. Onlarla da birazdan konuşacağız tabii ki. Tabii bunun yanında hemen Mesut Hocam'a dönelim. Sporu konuşalım biraz ve sonrasında neler yapacağız onlarla devam edelim hocam. Evet. Şimdi öncelikle bu hafta Kahta'nın Fethiye'ye yenilmesi büyük bir ses getirdi. Başkanın isyanı vardı. Kahta Spor'u konuşacağız. Onun haricinde Adıyaman 1954'ün deplasmanda rakibi 10 kişi kalmasına rağmen galip gelememesine değineceğiz. Bir de programın başında sizin de söylediğiniz gibi bir forma hediyemiz olacak. Tabii bizim tek şartımız orada kanalımıza abone olduktan sonra bir yorum yazmaları. Bu hafta Fenerbahçe ve İmamoğluspor'un formalarını hediye edeceğiz izleyicilerimize. Onun haricinde İmamoğlu'dan zamanımız olursa bahsetmeye çalışacağız. Bu arada İmamoğlu'nun Sayın Başkanını da programımıza davet ettik. Gelirse o da programımıza dahil olacak. Evet, Muhammed Ataş da bugün bir görüşme yaptık. Tabii kendisini gün içerisinde bekliyoruz program dahili içerisinde. İmamoğlu'na başarılar diliyoruz. Onlar da bir bilet kampanyası gerçekleştirdiler. Desteklere ihtiyaçları var İmamoğlu'nun. Şu anda şehrimizin bölgesel amatör ligde oynayan tek takımı. Tabii Besni Belediyespor var ama bizim yani kentin ve bu şehrin tek bölgesel amatör lig takımı İmamoğlu. İmamoğlu aslında güzel bir hikayesi var. Çok kısa zamanda çok güzel işler imza attılar. Bunları birazdan Muhammed burada olduğunda kendisiyle konuşacağız. Gerekli destekler verildiğinde bir üçüncü lig takımımız, bir profesyonel lig takımımız daha neden olmasın diyelim. Değil mi hocam? Evet, tabii ki. Hem esnaflarımız, hem halkımız, hem Adıyamanlı gençler kazanacak. Bu işten karlı çıkacaklar. O yüzden 2, 3, 4 takımın profesyonelde yer alması herkes için fayda sağlar. O yüzden inşallah bu yılda İmamoğlu'yla Besni'yi, gerçi ikisinden bir tanesi çıkacak ama hangisi çıkarsa çıksın bizim memleketimizin takımı, dolayısıyla her türlü yanlarındayız. Evet, hocam dün aslında Kahta Fethiyespor'la karşılaştı kendi evinde. Mağlup oldu. Kümede kalma mücadelesi de bir anlam veriyoruz. Aslında birkaç galibiyet playoff şansını getirecekti Kahtaspor için ama maalesef bu çok da istenildiği gibi olmadı. Şu anda bir serzeniş var, bir isyan var Kahta'da. Evet. Dün yaşandı. Ben kulüp başkanını ilk kez bu kadar isyan ederdi derecesinde gördüm. Beklenti nedir hocam? Orada Kağıtspor ne istiyor, ne bekliyor? Şimdi özellikle 3 maçtır Kahta'nın
penaltısının verilmemesi. Maçı izlediğimizde Yomra maçında, Tepecik maçında ve bu Fethiye maçında hakem hataları Kahtalı hem taraftarları hem de yöneticileri isyan boyutuna getirdi. Yalnız şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi biz daha önceki programlarımızda Kahta 0-2'yi eleştirmiştik. Niye eleştirmiştik? Demiştik ki maç temposunu artırmaları lazım. Son 2-3 maça baktığımızda evet maç tempolarını artırmışlar. Daha bir hırsla oynuyorlar. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Bakın son maçta hırslarıyla 10 kişi kalmalarına rağmen beraberliği yakalayacak pozisyonları da buldular. Ama bu şu demek değildir. Yani hırs ve motivasyon bir oyun değildir. Yani. Evet. Bir oyun değildir. Öncelikle eksikliklerini tamamlamaları lazım. Bunun için de yapılması gereken şey aslında basit şeyler. Çok derine inmeden söyleyeyim. Eğer Kahta 0-2 takımı oyun dizilişi olarak 4-2-3-1 şeklinde oynuyorsa geçiş oyunlarında bunu 4-4-2'ye getirmede zafiyet yaşıyor. Ya da defansı beşlemede zafiyet yaşıyor. Biz bunları söylüyoruz. Yani şimdi kalıcı çözümler gerekiyor. Bunun için de nedir? Yani herkesin düşündüklerini, herkesin yapabileceklerini yapmak bir oyun kurgusu değildir ya da oyun planlaması değildir. Baktığınızda işte bundan önceki 3-4 maçta Serdar'ın 70. dakikada oyundan çıkarılması, bu maçta Serdar'ın 70. dakikadan sonra oyuna sokulması bir hamle gibi gözükse de oyuncu değişiklikleri sadece maç almada 100 tane unsurdan bir tanesidir. Geriye kalan 99 unsuru siz uygulamadığınız zaman çok da başarı elde edemezsiniz. Şimdi her şeyde biz bazı şeylerde gerçekçi olmaya çalışıyoruz. Bakın büyük takımlarda bile problemler var. Örneğin Galatasaray'ın son maçında taç atışından gol yemeleri ne Fatih Terim isyan etmişti. Biz bundan önceki programlarımızda taç antrenörlerinin de olması lazım dediğimizde Adıyaman'da belki de birçok insan taç antrenörüne dedi. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın hırs ve motivasyon bir oyun değildir. Bunun temellerini sağlam oturtmak lazım. Bir oyun kurgunuzun olması lazım. Ama bakıyoruz ki maalesef Kahta'da benim açımdan bir oyun kurgusu, planı olmayan ya da Adıyaman'daki tüm hocaların oynatacağı oyunu. Yani farklı bir şey oynatmıyor. Dolayısıyla hocalık bence ekstra bir şeyler yapmaktır. Evet. Hocam tabii hatırlatmada da bulunalım. Şimdi bu programımızı YouTube kanalımıza da atacağız. YouTube'dan bu programın altına özellikle bu programın altına yorum yapmanızı istiyoruz. Abone olduktan sonra yorum yapmanızı istiyoruz. Kendi takımınızla ilgili, kendi takımınızı anlatın. Kendi takımınızla ilgili güzel şeyler paylaşın. Ve biz de o yorum yapanlar içerisinde hediye formalarımızı kendilerine takdim edeceğiz. Bu akşam bir ilki gerçekleştiriyoruz ve bundan sonra bu devam edecek tarafsız sahaya özel formalar ve bu akşam Fenerbahçe ve İmamoğluspor'un formalarını vereceğiz. Sonraki haftalarda bu formalar devam edecek. Tabii ki formalardan dolayı özellikle Armer İnşaat'a da çok teşekkür ederiz. Ve bugün ilk olarak bu forma Fenerbahçe ve İmamoğlu formalarını kendilerine takdim etmelerinden dolayı hocam çekilişi yapacağız. Tabii çekilişi yine Spor Center'dan buradan gerçekleştireceğiz. Hediye kazanan talihlimizde de buradan yine formasını kendisine vereceğiz. Bu bence lisanslı bu arada önemli onu da söyleyelim. Lisanslı Fenerbahçe forması vereceğiz kendilerine. Evet hocam Adıyaman 1954'te deplasmandaydı. Ve istenilen sonuç elde edemedi aslında Kırıkkale'de. Kırık bir puanla karşılaştı. Bir puanla geldi. Aslında 3 puanla dönmüş olsaydı belki bu daha da güzel olacaktı. Çünkü rakiplerin puan kaybettiği bir haftadayız. Tabii ki onlar puan kaybetmesi bizim için çok güzel gözüktü ama Adıyaman kazansaydı belki şampiyonluk yolunda çok çok önemli bir altın değerinde 2 puan da almış olacaktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz her programda ne söylüyoruz?
Diyoruz ki rakipleri Adıyaman Spor'u şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor. Adıyaman Spor da şampiyon olmamak için tüm elinden gelen tüm mücadeleyi sergiliyor. Mücadele olumsuz anlamda mücadele. Şimdi biz yine programlarımızda hep ne söyledik? Dedik ki Adıyaman 1954 takımı kendisinin altında olan yer alan takımlara karşı puan kaybediyor. Şimdi bir Modafen maçını ölçü alıp ya biz işte motivasyonu sağladık. Kırıkkale maçından da galip geliriz havasıyla çıktılar. Şimdi Modafen maçına baktığınız zaman da son dakikalarda gelen gollerle siz maçı aldınız. Şimdi Kırıkkale'ye karşı 70 dakika rakip 10 kişi oynamış. Sizin yine Kahta'da olduğu gibi oyuna sizin etkiniz oyuncu değişikliği. Onun haricinde oyun formatınızı hiçbir şekilde değiştirmediniz. Rakip bile 10 kişi kaldıktan sonra kanatları defans bloğundaki kanatlardaki oyuncularını yani beklerini biraz daha içeriye soktu. O koridoru doldurdu. Siz buna karşı ne yaptınız? Evet. Buna karşı bir şey yapamıyor. Yani çözüm üretmiyor hocalar. O çözümsüzlük bizi üzüyor. Hocam Kahta'da isyan hakeme yönelikti özellikle. Gözlemcilere yönelikti. Peki Kahta bu isyanda haklı mı hocam? Şimdi birçok pozisyonda gerçekten haklı. Ama abartılacak kadar değil. Yani sadece hakem mi suçlu? Sadece hakem değil işte. Evet. Şimdi sadece hakeme suçu yüklerseniz bu kolaycılık olur. Özellikle bizim ülkemizde var. Türkiye'de bir takım maçı kaybetmişse önce hakemden bir dem vurur. Sonra işte şanssızlıktan. Hiç kimse kendi üzerine düşen sorumluluğu almaz. Yani ben şurayı eksik yaptım, burayı yanlış yapıyorum diye cümleler kurmuyorlar. Şimdi Kahta'nın yaptığı kolaycılık mı? Elbette değil. Ama bu kadar da abartılacak bir durum değil. O yüzden yapılması gereken biz kendi eksikliklerimizi tamamladıktan sonra doğru planlamamızı yaptıktan sonra hakem hatalarını konuşabiliriz. Dün akşam da konuştuk. Musa Başkan'ın tepkisi vardı. Bence de ülke gündemine de oturdu. Bunu her takım yapıyor. Hakemler üzerinde bir baskı kurulmaya çalışıyor. Bu bence hocam, bir şimdi, strateji değil. Yani. Tamam doğru. Hocam Fenerbahçe'de sürekli hakem diyor, gözlemci diyor. Şimdi VAR'la ilgili sıkıntılardan bahsediyor. Dün akşam da mesela Fenerbahçe Beşiktaş'la berabere kaldı. Aslında galip gelseydi belki o da yeniden ümitlenecekti. Evet. Süper Lig'de biliyorsunuz çok çok zor bu işler. Bir de aradaki puan farkı biraz olunca daha da sıkıntı oluyor. Yani hemen hakeme suç buluyoruz. Tamam. Evet doğru. Hakemlerle ilgili sıkıntı var. Evet. Bu, aslında bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir masaya yatırılacak ayrı bir mevzuat. Çünkü hakemlerimizin hepsi futboldan tam olarak anlıyorlar mı? Tamamen futbolun içerisindeler mi? Aslında çok farklı bir şey. Evet, evet bununla ilgili iyi bir çalışma yapılması lazım. Federasyonun bununla ilgili iyi bir analiz yapması lazım. Yani hakemlere de tamamen futbolun içerisinde yaşatması lazım evet. Her şeyi. Yani mesela dün akşam izledim. İki tane pozisyon vardı. Oyuncuya dirsek. Evet. Ama hakem, ne hakem bu konuda faulü verdi ve kart yok. Ne de VAR mesela bu işte şeye girdi. VAR'ın girmemesinin sebebi de hakem zaten faulü vermişti diye. Yani biz hemen hakemlere yükleniyoruz ama suçlu sadece hakemlerde değil tabii ki. Kesinlikle değil. Hakemler bu oyunun içerisinde %1 etki eder evet. Bence. Bakın Trabzon'dan yani şöyle... Şey gibi değil mi hocam? Sen attın da hakem vermedi. Evet. Yani bir şey var. Trabzon'dan şöyle işte Almanya'ya gittiğinde işte diyor ki Türkiye'de bir oyun anlayışı yoktu. Antrenmanlarda taktik antrenmanı yapmıyorduk biz diyor. Şimdi ondan sonra diyor bizden gol atmamızı bekliyorlardı. Şimdi sizin bir oyun planınız yoksa ondan sonra tabii ki hakeme bahane bulursunuz. Evet. Mesut Tuğcu'ya bahane bulursunuz. Ya da yolda yürüyen ne bahane bulursunuz. Siz önce mentaliteyi değiştireceksiniz. Ondan sonra kendinizi geliştireceksiniz.
Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani mesela hocalara sormak lazım. Hocam en son okuduğunuz kitap ne diye. Ya da ayda kaç kitap okuyorsunuz diye. Yani futbol dışında, futbolla da ilgili olabilir. Ya ben oldum yanlış. Geliştirmediklerini de oyun anlayışlarıyla fark ediyorum. Evet, bu arada hocam bir yandan da takip ediyorum yazanları. Mehmet Kandemir hocam selamları var. Evet, selam. Biz de buradan kendilerine selamlarımızı iletelim. Kendisini programa da bekliyoruz tabii. Aynı zamanda forma bedenini de yazmış. Mesut Hoca'nın futbol analizlerini zevkle takip ediyorum demiş. Evet. Evet, Murat Arık yazmış. Kağıtspor'un ikinci yarıda iyi oynamıyor. Sadece bir galibiyet almış. Böyle giderse küme düşer demiş. Cumali Diş hocam da Selamlar selamünaleyküm. Cumali abiye de. Evet, biz de selamlarımızı iletiyoruz. Bu arada şunu söyleyelim. Bu kampanyamız hafta içerisinde tabii ki devam edecek. Yalnız şartımız belli. YouTube kanalımıza bu videonun altına yorumlarınızı yazın, abone olun ve yorumlarınızı yazın ve sonrasında da formayı kapın. Daha çok formada kapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde daha da güzel hediyeler olacak hocam. Şöyle gezelim. Aslında mikrofon sende. Neredeyiz? Bugün Spor Bugün Center'dayız. Spor Center'da Gazi kaptanımızın Gazi Kaptan'la misafiri söyleşi. oldum. Hocam Evet. buyurun. Lütfen siz yapın. Kaptana doğru ben ona mikrofonu vereceğim. Siz devam edin hocam. Spor Center'da anlatsın bize biraz. Evet kaptan. Mikrofonu sana vereceğiz. Bugün ev sahipliğinden dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür ederim. Yani sporun içerisindeyiz. Tabii sen de Evet. sporla birsin ve şu anda masterlarda da devam ediyorsun aynı zamanda. Evet, Spor Center'ı biraz bize bahset. Birazdan o formalara doğru gideceğiz. Bugün Fenerbahçe forması vereceğiz ve İmamoğlu forması vereceğiz. Talihlerimize. Ve biraz Spor Center'dan hocamla Tabii birlikte ki. mikrofon da sende hocam. Şimdi öncelikle mağazamızı ziyaret edip bu yayını burada gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Mesut Hocam aradığında çok memnun oldum. Daha kendisini zevkle izliyoruz programlarında, yorumlarında. Pandemi münasebetiyle çok fazla maçlara gidemiyoruz. İşte maçlar ancak Mesut Hocam'ın yorumları, anlatımıyla, programlarıyla oradan takip edebiliyoruz elimizden geldiğince. Evet. Kaptan, işler nasıl bu pandemi süreci Ya içerisinde? pandemi münasebetiyle tabii ki esnafta bir sıkıntı var. Sadece bizde değil. Bu sirkülasyon olan bir şey. Öbürün esnaflarda nasıl iş olmuyorsa bu hepimizi birden etkiliyor. Çünkü yan tarafımızdaki iş yapmazsa veyahut da karşı tarafımızdaki iş yapmadığı sürece o da gelip bizden almıyor. Biz de alışveriş yapamıyoruz. Evet. Şu an Adıyaman olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Pandemi bütün ülkeyi, bütün dünyayı etkiledi. Ama bizim Adıyaman'da biraz daha esnaflara yönelik daha çok iş olduğu için daha çok hani lokanta, kafe, restoran, çay ocağı bu tür sektörler Adıyaman'da bayağı yoğun olduğu için buradaki eleman sayısı çalışmadığı, iş yapmadığı zaman Adıyaman'ı biraz daha etkiliyor maalesef. Evet. Şeyde bu Adıyamanspor'un sizce 3. lige çıkması, Kahtan 3. lige çıkması, işte Besni Akınspor oldu şimdi, İmamoğlu'nun Bala çıkması bir işlerde bir hareketlilik falan sağladı mı? Ya şimdi iki tane takımımız üçüncü ligde mücadele ediyor profesyonel olarak. İki takımımız da Bal Ligi'ne yükseldi. Pandemi dolayısıyla daha henüz bunun bir şeyini göremedik. Tabii ki ilimizde iki tane üçüncü lig takımı olması, iki tane Bal Ligi takımının olması bizim spor sektörünü bayağı bir hareketlendirecektir. Tabii bunun şeyini görüyoruz tabii ki. Çünkü onları izleyip kendilerini oraya hedef koyarak gören amatördeki arkadaşlarımız biraz daha heveslenerek bu işe yoğunlaştılar. Biraz daha işte halı saha malzemesi, futbol malzemesi, altyapı okulları bu tür şeylere daha çok fazla yönelmeye başladılar. Eminim ki pandemi süreci atlatıldığı zaman işlerimiz biraz daha düzelecektir. Evet. Peki, kaptan bir de şey sorayım ben size. Çok fazla girmiyorsunuz ama ben yine de affınıza sığınaraktan Sağ olun. sormak istiyorum. Adıyaman 1954'ün ve Kahta hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ya şimdi dediğim gibi birkaç senedir ben biraz uzağım. Pandemi dolayısıyla da tamamen uzaklaştık. Adıyaman 1954 Spor'u izlediğimiz kadarıyla, senden takip ettiğim kadarıyla iyi bir kadrosu var. Şu anda ikinci sıraya yerleştiler averaj olarak. İkinci sıradalar rakiplerin puan kaybetmesiyle. Ben
fikstür avantajını da değerlendireceklerine ve şampiyon olabileceklerine inanıyorum. Kağıtspor iki takımımız da onların sadece bir maçını bence ya siz yayınlamıştınız ya da bir arkadaşımız yayınlamıştı. Oradan biraz takip ettim. O eski ilk yarıdaki mücadeleci oyununu devam ettirirse onlar da iyi bir sıraya geleceklerine inanıyorum. Çünkü orada iki maç alanın alt sıraya düştüğü, iki maç alanın da playoff potasına girdiğini takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 2-3 maçı alıp da playoff potasına da girebilirler diye düşünüyorum. İnşallah. Kaptanım çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadın. Bizleri misafir ettin. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle mağazamıza gelip bizleri onurlandırdınız. Bize düşen ne varsa, ne zaman nasıl isterseniz geliriz. Mekan sizin, yer sizin. Gelip çok burada da yayın yapabilirsiniz. Elimizden ne geliyorsa biz hazırız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Kaptana çok teşekkür ediyoruz. Yayına devam ediyoruz. Spor Center'dayız. Ve bu akşama özel, tarafsız sahaya özel iki formamız, bir Fenerbahçe, bir de İmamoğlu'nun formasını vereceğiz. Lisanslı formalar. Şimdi Spor Center'dan şöyle ayakkabıları da Abdurrahman Bey gösterelim. Hocam biraz anlatın bize neler var, nasıl? Şimdi bizi izleyenler de görsün Spor Center'da. Yılmaz Hocam, şimdi biz Skechers'ın, Hummel'ın ve Kinetics'in ana bayisiyiz. Nike'ın da aracı bayisiyiz. Elimizde bütün halı sahalar, bütün kramponlar, dişli ayakkabıların hepsi mevcut efendim. Şu anda zaten pandemi dolayısıyla sahalarımız kapalı olduğu için kampanyadayız yani şu an. Fiyatlarımız uygun bayağı. Evet. Fiyatlar uygun tabii ki. Önümüzdeki inşallah dönemde maviye dönüş yaparsak İnşallah, evet. Halı sahalarda açılmış olur, sahalarda açılmış olur. Bizler de özledik sahaları. Yani top oynamayı ve o sahalarda olmayı. Hocam başka neler var? Şimdi ayakkabılarımız tekstil burada. Tekstil ürünler var. Evet, bütün tekstil ürünlerimiz var. Eşofman takımlarımız var. Biraz da havaların ısınmasıyla tişörtlerimizi sergiledik. A'dan Z'ye aslında bütün aksesuarlardan, evet, hepsi sporla alakalı, her şeyimiz mevcuttur. Evet. Futbol toplarımızı görüyorsunuz. Yukarıda da var özellikle. Bütün aksesuar çeşitlerimiz mevcut. İşte çantalarımız, okul çantalarımız. Evet, maalesef okullarımız çok fazla tam anlamıyla, tam kapasiteyle gidilmiyor. Ama inşallah okullar açıldığında Adıyaman şehrimizin bütün halkımız bütün istediği ürünleri mağazamızda bulabilir. Evet. Hocam inşallah diyoruz pandemi süreci de atlatıldığında esnafımız da rahat bir nefes almış olur. Çünkü bu iş en çok esnafı sıkıntıya soktu. Yani kapanan yerler dahi var. Ayakta kalmakta zorlanan yerler var. Umarız bir an evvel bu illetten tüm halkımız kurtulur ve ekonomi de bir an evvel düzelir. Okullar tamamen istenildiği seviyede olur. Çünkü ihtiyaçlar çok fazla ama şu an insanlar niye alayım derdine düşmüş evet, durumda. İhtiyaçlarımız var ama okul olmadığından dolayı şimdi veli diyor ki ben çocuğuma diyor çantayı bekletiyor. Dışarı çıkmadığından dolayı herhangi bir ayakkabı ihtiyacını görmüyor. Maalesef halı sahalarımız kapalı. Bunda biraz da bizim kendi Adıyaman şehrimizin de biraz tabii ki kabahati var. Tamam sabah akşam 7'ye kadar halı sahalar falan açık ama o da bir şey yani. Hı-hı. Ama Adıyaman'da tamamen kapalı. Evet. Şimdi düşünsenize buradan yola çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Urfa'ya gidiyorsunuz. Urfa'da futbol oynayabiliyorsunuz ama geri buraya girdiğinizde yasak var. Çevre illerimizden şimdi işte mesela bize davet ediyorlar. Biz masterler, veteranlar takım olarak biliyorsunuz. Gelin burada oynayalım falan şey. Niye biz kendi ilimizde biraz daha sabırlı olsak kendi ilimizde oynayabiliriz yani. Evet inşallah bu iş düzelir. Adıyamanlıları da buradan duyarlı olmaya davet edelim. Çünkü gerçekten esnafımız çok zor durumda, çok sıkıntıda. Mesut Hocam öyle değil mi? Sizde okullar açıldı ama yani biz daha çok yani devletin verdiği malzemeleri öğrencilere evet. dağıtıyoruz. Dolayısıyla kırtasiye zaten yardımcı kaynak almak daha önceden. Ama eğitim de çok aksadı hocam. Yani öğrencilerin psikolojisi onlarla tabii, tekrar. Tabii. Çünkü sizin işiniz, sizin yükünüz daha da ağırlaşmış tabii, oldu bugün. Ben şimdi birinci sınıfları okutuyorum. Çok çok zordur. Elini tutmak gerekiyor. Evet. Örneğin harfleri yazdırırken.
Bizim için riskli ama zevkle yapıyoruz. Evet. Hocamıza da tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hocam son sözleri alalım yavaş yavaş. Programı noktalayalım. Hem Kahta hem Adıyaman'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Ve İmam Ağa tabii ki hazırlıkların devam ediyor. Onları daha da geniş bir programda alacağız, konuşacağız. Son sözler şimdi, sizde hocam. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Ben Adıyaman 1954 kendisine sunulan fırsatları tepmesin. İnşallah tepmez. Kahta 02 takımı da bence bundan sonraki süreçte bir oyun kurgusunu artık belirlemeleri lazım. Yani klasik şekilde oynuyor. Bundan sonraki programlarda daha detaylı analizler yaparız. İnşallah geçen şey diyorlardı işte Kahta düşer mi diye. Kahta'nın bu oyunla düşmeyeceğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ufak tefek sekteye uğramalar oluyor. Bu da hayatın genelinde var. İnşallah bunu en kısa zamanda atlatırlar. İmam Ağa'ya, Besni, Akınspor'a da başarılar diliyorum. Herkese bizleri izlediği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet hocam, biz de teşekkür ediyoruz. Tarafsız Sahil Spor Center'dan bu akşam noktalıyoruz. Ne yapacaktık? YouTube kanalımıza abone olup ve sonrasında orada takımımızla ilgili yorum yapacağız. Ve sonrasında bu hafta çekiliş yapacağız. Fenerbahçe ve İmam Ağa Spor'un formalarını hediye edeceğiz sizlere. İyi akşamlar diliyoruz.